Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün başlıkta gördüğünüz gibi denizde yüzme, köpeği alıştırma, havuzda yüzme gibi bunun gibi konularla alakalı bilgi vereceğim. Birçok sorunlardan bir tanesi de arkadaşlar, köpeğim denizde yüzmüyor, havuzda yüzmüyor, sudan korkuyor, sudan kaçıyor gibi sorunlar var. Bunun baş noktasına gelirsek, baş noktası köpeğimizi suyla nasıl tanıştırdık? Öncelikle sudan korkma sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar, yanlış banyo yaptırmadan dolayı kaynaklanılıyor. İkincisi de suyla köpeğe rahatsızlık verdiğimizden dolayı suya karşı bir düşman oluyor, suya karşı bir soğukluk davranıyor. Ne gibi işte köpek de oyun oynarken su fırlatıp işte ya da bir bezle köpek de ıslak olmak istemediği zaman onu ıslatmamız, onun canını sıkmamız ya da suyu onu sıkıcı hale getirmemizden dolayı kaynaklanıyor. Denize girip girmeme, işte yüzüp yüzmeme, bu aynı şekilde havuza da dahil. Bunlardan ilk başta şunu yapmamamız gerekiyor arkadaşlar. Köpekleri de bir canlı olarak görmemiz gerekiyor. İnsanlar gibi nasıl biz bir banyo yapmak istediğimiz zaman banyoda hemen suyu ayarlıyoruz, o şekilde suyun altına geçiyoruz. Bunu da aynı şekilde köpeklerimizde de yapmamız lazım. Su ısınmadan, örnek veriyorum, orta bir dereceye gelmeden buz gibi suda ilk köpeği o şekilde yıkarsak, şimdi ısınır, bir dakikaya ısınır, yarım saniye ısınır, ısınır su niyetiyle köpeğimizi yıkarsak, köpek ister istemsiz sudan kaçma, üşüme gibi problemleri çıkacak. Ona en güzel şekilde suyu sevdirme açısı, yaz günlerinde bir leğen bahçede duruyorsa ya da bir evde küvet varsa, o suda oyunlar oynatarak yüzmeye, denize, havuza alıştırabiliriz bu şekilde. İnsanların en çok hata yaptıklarından bir tanesi, suda var, denizde yüzme, havuzda yüzmeden sonra kesinlikle arkadaşlar köpeklerimizi çıkardıktan sonra yıkıyoruz. Tuzlu su zarar verebilir, havuzdaki kimyasallar köpeğimize zarar verebilir. Bunları kesinlikle denize girdikten sonra durulama niyetiyle köpeklerimizi yıkamalıyız. Bu havuzda da olsun, denizde de olsun. İşte köpeğim ne yaparsam yapayım denize girmiyor, işte yüzmüyor gibi gelen sorular da var. Bunu zaman içerisinde alıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte bir oyuncağı varsa beraber denize ya da havuza giderken oyuncağıyla beraber al götür oyun yapabilirsiniz. Ya da yavaş yavaş suya alıştırabilirsiniz. Suda daha yakın suya sokunca, işte denize sokunca onu sevin, oynayın. Onu sizin de mutlu olduğunuzu görmesi lazım. Sizin de eğlendiğinizi görmesi lazım. Onun da ilgilendiğini, yani hissetmesi lazım suyun içinde. Görüyorsunuzdur bazı videolarda köpekler işte sürekli balık adam gibi, balık gibi diyelim, sürekli suyun içerisinde eğleniyorlar. Bunlar tabii zamanında dediğim gibi köpeği korkutmadan suya alıştırdığınız zaman inanın sizin de köpekleriniz böyle olacak. En önemlisi köpeklerin suya karşı problem yaşadığı nokta banyo. Banyoda köpek her suyu hissettiği zaman bir üşüme ve titreme, işte can sıkıcı bir durum yansıttığı için köpek suyu o şekilde algılıyor. Lütfen bu konuda dikkat ederseniz zaman içerisinde köpeğiniz zaten suyu sevecektir. Su konusuyla alakalı, deniz konusuyla alakalı sohbetimiz bu kadardır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Aklıma şu an geldi. En güzel sporlardan bir tanesi de yüzmedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrardan hoşça kalın. İyi dostlar diliyorum.